Aksaray hakikaten bir Selçuklu şehri. Medeniyetimizin, İslam medeniyetinin en güzel versiyonlarından bir tanesi biliyorsunuz Selçuklu tecrübesi. Büyük bir insanlığa büyük değerler kazandırmış. Muazzam bir medeniyetin biz varisleriyiz. İnşallah sizler de bu şuurla, bu bilinçle insanlığa hizmet etmeye devam edeceksiniz. Biz Doktor Timuçin Çevikoğlu üstadımızla epeydir tanışıyoruz. Kendileri Adanalı, Kültür Bakanlığımızda, Kültür Turizm Bakanlığımızda Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda vazife yapıyor. Müzikolog. Bizim muazzam bir müzik geleneğimiz var biliyorsunuz, bir dilimiz var. Bunun üzerine çalışıyor. Sanatkar, bestekar. En son dostlarımız sağ olsunlar, belediyemiz, büyüklerimiz lütfetti. Ben deniz bir roman yazmaya çalışmıştım. Cam ve Elmas diye. Kars'ta metfon olan, yine bizim medeniyetimize çok hizmeti olan Ebu Hasan Harkani Hazretleri. Onun şiirlerinden, onun hakkında yazmış şiirleri, şiirlerden oluşan bir çalışma yapıyor. Onları besteledi. İnşallah onu da bir çok güzel bir albüm ve kitapçık halinde sunacağız. Belki o zaman da tekrar Aksaray'a gelmek nasip olur. Güzel bir konser icra ederler. Mesela Harakani Hazretleri 10. yüzyıl Anadolu'ya geliyor. Horasan'dan, İran Harakan şehrinden. Kars'ın üstüfeti olmamış ve orada bir dergah açıyor. Orada dergah açıyor ve dervişlerini çağırıyor. Diyor ki, dergahımıza gelene, buraya gelene ekmeğini suyunu verin, sakın dinini, inancını sormayın diyor. Türkistan'dan Şam'a kimin ayağına bir diken batsa benim ciğerime saplanmıştır diyor. Türkistan'dan Şam'a kimin yüreğine bir hüzün inse o benim hüzündür diyor. İbn-i Sina'nın hocası, Gazneli Mahmud'un hocası, Tuğrul ve Çağrı Bey'le yetiştiren kişi. Çok sayıda insan yetiştirmiş. Ebu Ali Farmedi adında büyük bilgiyi yetiştirmiş, arif kişiyi yetiştirmiş. Biliyorsunuz o kuşak, o silsile Ebu Ali Farmedi'nin yetiştirdiği insanlardan birisi Yusuf Hemedani, onun yetiştirdiği insanlardan birisi Ahmet Yesevi, dedemiz. Anadolu'muz böyle, Fethi Gemohluoğlu üstadımızın bahsettiği söz ifadesiyle 70 bin Arif'in, Evliya'nın döllediği mukaddes, çok verimli, mübarek topraklarda yaşıyoruz. Sizler de bu güzelim İmam Hatip Mektebi çatısı altındasınız. Çok çok güzel mesela şu salon ne kadar güzel. Ben lisede okuduğum yıllarda böyle okulumuzda böyle bir salonu tahayyül bile edemezdik. Pırıl pırıl görünüyorsunuz. Çok enerjik görünüyorsunuz. Bu İmam Hatip Mekteplerini açan biliyorsunuz Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren eğitim reformu da yapılmış. Köklü bir değişiklik yapılmış. Ve tevhid-i tedrisat uygulaması başlatılmış. Medreseler, tekkeler, dergahlar kapatılmış. Onun yerine daha modern eğitim kurumları açılmıştı. Fakat zamanla tekrar dini eğitim ihtiyacı baş gösterince 1950'li yıllarda 1950-51 arası 7 tane İmam Hatip Mektebi açıldı. Daha önce İmam Hatip kursları vardı 40 civarında. Onlar zamanla bir 20-25 yıl içerisinde kapanmıştı, azalmıştı ve kapanmıştı. 1950 ila 51 yıl aralığında Türkiye'de İstanbul İmam Hatip, şimdiki Fatih'te bulunan İmam Hatip o zaman Vefa'da açılıyor. Celaleddin Ökten hocamız, o zamanki Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri ve Adnan Menderes ve dostlarının çabalarıyla daha sonra o bir yıl içerisinde Ankara İmam Hatip, şimdiki Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, sonra Adana, Timuçin abinin memleketinde, Isparta, Konya, işte Kayseri derken 1960
27 Mayıs darbesine kadar 40'ı aşkın, 42 tane galiba İmam Hatip Mektebi açılıyor. Bu arada 1959 yılında da Yüksek İslam Enstitüsü. Yani onun yüksek eğitimini verecek olan o eğitim yuvası açılıyor. Şu an artık ilahiyat fakülteleri bunlar. Bu süreci yürüten bakanımız Tevfik İleri, ben Vefa Apartmanı sevgili dostumuzun bahsettiği romanını, onun hayatını konu edinen bir roman yazdım. Tevfik İleri mesela sizler için, sevgili arkadaşlar, bizler için çok özel ve örnek bir şahsiyet, kişilik. Timuçin abimizle biz evlatlarıyla da tanışıyoruz, tanıştık. Zaman zaman görüşüyoruz, Cahide ablamız, büyük kızı. İki kızı bir oğlu olmuş Tevfik Bey. 1911 yılında Tevfik Bey Hemşin'de doğmuş. Rize Hemşin'de doğmuş. Çok yoksul bir ailenin, bir Anadolu ailesinin evladı. İstanbul'a taşınmışlar 4-5 yaşlarındayken, Fatih'te yaşamışlar. Gelenbevi Okulu'nda okumuş. Şimdi Gelenbevi ilkokuldan ilköğretim ve lisesiyle muazzam bir okul. Bilhassa üniversiteye İstanbul'da çok fazla öğrenci veren bir lise. İlkokulda, ortaokulda okurken ailesinin bütçesine katkıda bulunmuş. Böyle tabla için, tablanın üzerinde şeyler satmış. Aile bütçesine yardımda bulunmak için. O zaman mühendis ihtiyacı çok olduğu için İstanbul Teknik Üniversitesi, o zamanki adıyla Yüksek Mühendis Mektebi, ortaokuldan sonra direkt not ortalaması yüksek öğrencileri kaydedermiş, kendisi öğrenci olarak alırmış. O da İstanbul Teknik Üniversitesi'ne kaydoluyor ve inşaat mühendisi olarak mezun oluyor. Milli Türk Talebe Birliği'nin başkanlığını yapıyor, genel başkanlığını yapıyor. O sıralar çok güzel eylemler yapıyor, çok aktif, etkin bir insan. Genç ve kendisini çok iyi yetiştiriyor. Mühendis olmasına rağmen, mühendislik okumasına rağmen, tarih, felsefe, sosyoloji, tasavvuf, edebiyat, güzel sanatların, bir musiki, sinema, tiyatro, işte roman okuyor, hikaye okuyor, yerli ve yabancı yazarları okuyor. Muazzam kendisini yetiştiriyor. Gönlü çok güzel bir insan ve bizim Yunus Emre'mizin ısrarla şiirlerinde vurguladığı, anlattığı gibi aşk, gönlünde de muazzam bir aşk olan bir insan. Yunus Emre büyüğümüz ne buyuruyor? Aşkın bize değerini ifade eden şiirlerinde işitin ey yarenler aşk bir güneşe benzer diyor. Güneşe benzer. İnsanın ruhunun aydınlanması, ışıması için gerekli olan şeydir. Ve dünyayı aydınlatmak, ışıtmak için de gerekli olan şeydir. İnsan olmamız için gerekli olan sermaye ve enerji aşktır. Aşksız insan hayvan olur, hayvan öğüt alır değil diyor. Yani Allah'ı da dinlemez, Allah'ın kelamından da bir şey anlamaz diyor. Söz hiç dinlemez, laftan anlamaz diyor. Aşksız insanı kayaya, taşa benzetiyor. Taş gönülde ne biter, dilinde ağrı tüter, nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer diyor. Aşksızlara benim sözüm benzer, kaya yankısına diyor. Yani kaya yankısına, kayaya, taşa bir şey söylersiniz, bağırırsınız, seslenirsiniz, geri döner. Nüfuz etmez diyor. Aşkı olmayan kişi belli bilin yabandadır diyor. Affedersiniz hayvandır diyor. Böyle aşkı olan bir insan tabii. Yani bütün varlığı seven, Allah'ı, Hakk'ı sevdiği için bütün varlığı seven, insanlığı seven, memleketini ve milletini seven. Bir kıza aşık oluyor. Vasfiye isminde. Vasfiye annemiz de 6 yıl oldu, 5,5-6 yıl önce vefat etti, 99 yaşında. O da öyleydi. Muazzam bir insandı. İlkokul mezunuydu fakat böyle doktora yapmış, birkaç doktora yapmış insanlardan belki daha irfan sahibiydi. Ona diyor ki nişanlıyken, Vasfiye birbirimizi çok seviyoruz ve çok mesut olacağız fakat bir tek şartım var diyor senden. Önce milletimizi, memleketimizi ve insanlığı seveceğiz, sonra birbirimizi seveceğiz. Memleketimize, milletimize duyacağımız, duyduğumuz aşk, birbirimize duyduğumuz muhabbetten daha önde gelmedi, daha mukaddem olmalı diyor. Vasfiye anne de öyle düşünmeseydin zaten seninle evlenmezdim, keyif diyor, kabul etmezdim diyor.
Ben Deniz Basriye annemizi tanıdım. Çok elini öptüm, defalarca ziyaretine gittim, dinledim. Gerçekten de muazzam bir insandı. Çok büyülü bir insandı. Tevfik Bey 49 sene yaşamış. 1961, 31 Aralık 1961 gecesi vefat etmiş, kanser olmuş. Yatsağı da haksız yere maalesef alıkonmuş. Sözde yargılanmış. Beraat etmiş aslında, kendi vicdanında. Ama müebbet hapse mahkum etmişler. Üstelik Tevfik Bey'in suçlandığı birkaç madde var. Bir tanesi işte hıyanet-i vataniye, yani suç, isnat edilen suç, vatan hainliği. Bu kadar memleketine aşık bir insan. İkincisi böyle yolsuzluk vesaire, hırsızlık, suistimal. Halbuki vefat ettiğinde, 1961, 31 Aralık'ında vefat ettiğinde, 49 yaşında, ailesi kirada yaşıyor Tevfik Bey'in. Yani bir karısı, üç evladı, Sıhhiye'de, Çelik Apartman diye bir binada, şimdi iş ve işçi bulma kombinası, orada kirada yaşıyorlar. Yani herhangi bir bankada hesabı yok, o hesabında para yok. Hesabı var, 3000 lira bir kayıt çıkmış, o da borç. Bir halı almışlar Sümerbank'tan, onun taksitli, kalan borcu toplam. Yani dünyaya bir ilişkisi yok. Zaten maaşını alıyor, 15'inde bitiyor birinde aldığı maaş. İki kızı, 3 sene aynı okulda, aynı eteği, aynı formayı giyiyorlar. Annesi alttan böyle uzunca katlamış, her yıl uzatıyor onları işte. Böyle iz çıkmıştı diyor. Annem ütülüyordu ama o her yıl 3 tane iz var dediğimizde diyor. Tevfik Bey'in kitaplarının bir kısmını bana verdi ailesi. Timuçin abi biliyor, gördü kitapları. Tarih kitapları var, edebiyat var. Yerli yabancı edebiyat eserleri var, romanlar var. Hatırat kitapları var, siyasi tarih kitapları var. Tasavvuf kitapları var. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi var. İki ayrı tercümesi var. Çize çize okumuş. Muazzam bir insan. Yani düşünün 49 sene yaşamış, Ulaştırma Bayındırlık Bakanlıkları yapmış, iki defa Milli Eğitim Bakanlığı, bir defa Başbakan Yardımcılığı yapmış. 7 tane baraj yapmış memleketimize. Bu Aksaray'ımıza bile çok hizmetleri var. Yollar yapmış. İşte İmam Hatip Mekteplerini açmış. İslam Kolejleri hayali var. Celaleddin Öktem hocamızla birlikte. Bu okulları muazzam okullar olarak, yani hem fen bilimlerini okutuldu, hem sosyal bilimlerin, dini ilimlerini okutuldu. Birkaç dilde, lisanda eğitim yapan büyük kolejler olarak tasarlamışlar. İnşallah İmam Hatip Mektepleri tabii bu kıvama ileride daha da gelecektir. Bizim amacımız her şeyi hak bilip görüp, çünkü nereye dönerseniz Allah'ın yüzü zatı oradadır buyuruyor Kur'an, Yüce Kur'an. Dolayısıyla biz bütün varlıkta hakkı görüp, nefsimizde hakkı bulup, gerçekten insan olup, yetkin, kamil insan haline gelip, bütün insanlığa da hizmet etmemiz ve tarihe emanetler bırakmamız gerek. Bu yüzden buradayız. Yani dünyaya nefsimizde hakkı bilmek, tanımak üzere geldik. Bunun için de kendimizden, nefsimizden hakkı bilme ve tanıma da başlayarak kendi ailemize, memleketimize, milletimize ve insanlığa hizmet etmeyi hedeflememiz lazım. Hayallerimizin, ideallerimizin çok büyük olması lazım. Kendimizi asla küçük görmememiz lazım arkadaşlar. Bizler muazzam bir gerçekten medeniyetin varisleriyiz. O medeniyeti öğrenmemiz lazım. O medeniyetin değerleri neydi? Mesela ben biraz Timuçin abiyi tanıdıktan, o kitaplarını ve eserlerini okuduktan sonra, dinledikten sonra fark ettim. Sadece bir dede efendi, İsmail, Hamamizade İsmail dede efendi, bizim büyük bestekarımız. Ve Osmanlı'nın çözülme döneminde yaşamış. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o inkırazı, yani çözülmeyi zafere dönüştürdü tek başına dediği İsmail dede efendinin dünyasından, biraz dünyasından haberdar olunca fark ediyorsunuz. Nasıl muazzam bir medeniyetin varisleriyiz. Biz bu medeniyeti yeniden, tabiri caizse, güncellemek zorundayız. Onun için de gerçekten çok çalışmamız gerekir arkadaşlar. Kendi dilimizi son derece inceliklerine vakıf olmalıyız. Bunun dışında birkaç mutlaka evrensel dil öğrenmeliyiz. Mutlaka. Bunlar zor şeyler değil. Bakın, Tevfik Bey'e bakın, o imkansızlıklar içerisinde
nasıl muazzam hizmetleri yapmış bir insan. Yani arz ettiğim gibi 7 tane baraj yapmış, yüzlerce binlerce kilometre yol yapmış bakınız. 1930'lu yıllarda Erzurum'da mühendislik yapmış, Çanakkale'de mühendislik yapmış, Samsun'da mühendislik yapmış, karayollarında Bayındırlık İl Müdürlüğü yapmış. O imkansızlıklar içerisinde Vasfiyen ne diyor ki, Samsun'da Nafa İl Müdürlüğü'nü kurdu, İl Müdürü oldu, Bayındırlık İl Müdürü'ydü. Sonra Karayollar Bölge Müdürlüğü'nü kurma vazifesi verdiler, çok genç. Evden diyor sandalye, masa götürdü, kilim götürdü, makam odasını öyle tefriş etti diyor. Köy köy, kasaba kasaba sürekli koşturarak Cenab-ı Hak çünkü hepimize sonsuz bir enerji vermiş. Kabiliyetler, latifeler, istidatlar vermiş hepimize. Bunun gereğini yapmamız lazım. Bu çok emek istiyor. Cenab-ı Hak Kur'an'da neyse de insana illa masa buyuruyor. İnsan için emeğinden, çabasından fazlası yoktur diyor. O yüzden o emeğin kutsallığının farkında olup çok çalışmamız lazım. Mutlaka bu çabalarımız, çalışmalarımız fiili dua hükmüne geçecek ve Cenab-ı Hak bize ve insanlara hizmet etmemiz yönünde lütuflarda bulunacaktır. Bunun için biz kendi insanlarımızın farkına varabilmemiz için de ilim ve güzel sanatlar alanında mutlaka mesleğimiz ne olursa olsun, yani tıbbiyeyi seçebilirsiniz, mühendisliği, hukuku seçebilirsiniz, farklı dini ilimler seçebilirsiniz. Mesleğiniz, okuduğunuz ve çalıştığınız alan ne olursa olsun. Çünkü güzel sanatlar dediğimiz insanın ruhuyla alakalıdır ve Hegel'in dediği çok doğrudur. Her ruh sanatkardır diyor. Kendi acısının, yani ayrılıktan, Hazreti Mevlana'nın bahsettiği, hani neyi metaforuyla anlattığı, bizi yaratıcıdan, çünkü onun nurundan yaratılmışız biz. Ruh, Rahman'ın nefesidir. Ayrılıklardan şikayet etmeli diyor ya, dinle neyden, neye kulak ver, dinle neyi ki, ona kulak ver ki, ayrılıklardan hikayet etmeden, ayrılıklardan şikayet etmeden, der kamışlıktan kopardılar beni, nalişim benim bu feryadım inleyişim zar etti, ağlattı mer düzeni, bütün kadın, erkek, bütün insanları ağlattı. İşte o, kendi acısının diyor Hegel taşıyıcısı olarak her ruh bizatihi sanatkardır diyor. O yüzden mutlaka güzel sanatların bir alanıyla, birçok alanıyla ilgili olmamız lazım. Çok çalışmamız, çok okumamız, çok dinlememiz, çok eylememiz gerek. O yüzden bizim için mesela işte Tevfik İleri, sonra Aksaray'ımızın evrensel bir değeri var biliyorsunuz. Tabii her Aksaray'ın üzerine ben bunu acizane bir barıştayım böyle şey olarak algılamayın ama bu kadarlık olarak görmeyin. Somuncu Baba hakkında her Aksaraylı'nın en az bir yarım saat, bir saat konuşabilmesi lazım. Çok ayrıntılarına vakıf olursa göreceksiniz. Onlar bizim için yıldızlar gibi. Hani Peygamberimiz benim dostlarım, takipçilerim yıldızlar gibidir diyor. Hangisini izlerseniz sizi bana, Kur'an'a, Allah'a getirir, götürür diyor. O yüzden çok çaba göstermemizde yarar var diyorum. Tevfik Bey aynı zamanda sadece bu özellikleri yok. Mükemmel bir koca, bir eş, bir baba. Çocuklarla son derece demokrat davranan, onları dinleyen, büyük insanlarmış gibi, erişkin insanlarmış gibi onların düşüncelerine son derece dikkat eden, değer veren bir insan. Çok incelikli bir insan. Kimseyi incitmeyen ve incinmeyen bir insan. Kendisi de çok ağır zulmler ve hakaretlere maruz kalmış, çok haksızlıklara maruz kalmış olmasına rağmen hiç kimseyi hakkında kötü düşünmemiş bir insan. Tabii bu çok zor bir şey, yani incinmemek çok zor bir şey. Çok yüksek bir insanlık durumu. Ve aşık, yani eşini seviyor, karısına aşık. Bu da enteresanmışım. Vuslat olunca aşk biter derler ama onda bitmemiş. Çok ilginç bir şekilde hem irfana dönüşmüş hem de o aşk, o muhabbet devam etmiş, saygı devam etmiş. İnsanlar bir evde çok yakın bir şekilde yaşadıkları zaman tabiri caizse yüz göz olabilirler, çok samimiyetin getirdiği bir şey olur, bir sorun yaşarlar. Saygı bakımından sorun yaşarlar. Onlarda bu olmamış. Ve hiç ayrılmamışlar. Birisi Yassıada'da, biri Ankara'da mektup yazıyorlar. Tevfik Bey mesela diyor ki, Vasfiyen kuşlarla beraber sabah Tanrı'ya hamd ettikten sonra şimdi sizlerle beraberim diyor. İşte gece mesela diyor, önce diyor çocukların odasına girdim. Yastığa da kendisi.
hücreden tek tek işte Ayşem'i, Cahide'mi ziyaret ettim. Mışıl mışıl uyuyorlardı. Sonra Cahide'nin odasına girdim. Sonra diyor sene ne diyor, baş başa kaldık. Şimdi diyor baş başayız filan. Mesela biz ziyarete gittiğimizde Vasfiye anneyi, eşim onu dedi, o kadar aşıksınız ki dedi, çok özlemiş olmalısınız. Yok dedi kızım dedi, biz hiç ayrılmadık ki dedi onunla dedi. Hiç, 50 sene geçmiş, hiç ayrılmadık ki dedi. Birbirlerini Allah için sevenlere zaman ve mekan farklı ayrılığı hiç tesir etmez dedi. Birimiz dünyada, birimiz ukbada, birimiz dünyanın bir ucunda, bir kutbunda, birimiz bir kutbunda da olsak biz her an beraberiz dedi. Tevfik'le de öyleydik dedi. Şimdi iki evlatlarını mesela memleket aşkıyla Erzurum'da işte üşütüyor çocuk, yavru bebekleri. Genç bir mühendis. Orada koşturuyorlar. Tabii o dönem Türkiye'mizin imkanları az, bütçesi az, çok fakirlik var. Bir yıkımdan, yeniden küllerimizden doğuyoruz. O şartlar içerisinde bir de Erzurum'a tayin istiyor, düşünebiliyor musun? Şimdi insanlar Kars'tan, Erzurum'dan, Diyarbakır'dan kaçmak istiyorlar. Daha merkeze gelmek için torpiller arıyorlar. O parlak bir mühendis, okulu birincilikle bitirmiş, Ankara'da şube müdürlüğü teklif ediliyor. Erzurum'a gidiyor. Orada bir kerpiç bir evde, böyle duvarları çatlak bir evde ve bir yavruları oluyor. O zatürreden vefat ediyor. Çanakkale'de Çanakkale şehitlerimizle alakalı ilk çalışmayı yapıyor. Orada yine bir yavruları oluyor, o da vefat ediyor. Şimdi hayatta olan, Allah uzun ömürler versin, kızları Cahide abla oluyor Samsun'da. Bir gün hastalanmış Tevfik Bey görevli iken ateşini zor düşürmüş. Tabii iki evladını kaybetmiş, bir travma yaşamış Vasfiye anne. Sabaha kadar ateşini düşüreceğim diye çocukla uğraşırken saçının ön kısmı bir tutam beyazlıyor. Tabii Tevfik Bey bir mektubunda diyor ki böyle bir tutam beyazdı saçı ön tarafı Vasfiye anne. O gerilimden ızdırabını başında beyaz bir taç gibi taşıyan sevgilim diyor. İzdırabını başında beyaz bir taç gibi taşıyan sevgilim diyor. Mektuplar yazmış, günlükler yazmış. Hasılı memleketimiz Nazım Hikmet'in dedelerinden biri Nazım Paşa. Mevlevi, Mehmet Nazım Paşa Mevlevi dervişidir. Onun etkisiyle Nazım Hikmet Hazreti Mevlana'ya karşı bir aşk duymuş. Onun bir şiiri de var. Çocukken yazdığı, 13-14 yaşlarındayken yazdığı bir şiiri var. Ben de üreydinin huzuruna geldim, beni de kabul ettik Mevlana diye bir şiiri var. Onun bir sözü var. Kemal Tahiroğlu Devlet Ana romanının başına motto olarak koymuş. Ve biz Osmanlılarız, bizde çok adam bulunur diyor. Tevfikleri gibi tabii güzeller az ama bu topraklar 70 bin evliya döndürmüş, Arif döndürmüş. Çok bereketli topraklardayız. Ne kadar hassas bir süreç yaşadığımızı da görüyorsunuz. Dünya gerçekten Yunus Emre'nin bahsettiği yıllar önce, yüzyıllar önce Moğol akınları sırasında aynı şimdi çağımızdaki gibi bir gözyaşı ve kan seline boğulmuş. Gitti beyler mürveti binmişler birer atı yediği yoksul eti içtikleri kan olmuş artık. Gerçekten insanların kanıyla beslenen bir maalesef bir zulüm ortamı var dünyada. Gözyaşı ve kan çok akıyor. Bizim tam bir vahdet terbiyesinden ne yetişip, erişip, ondan geçip bir muvahhid gözle dünyayı görmeye başlayıp çalışıp bütün insanlığı bir görüp ayrımsız hizmet etmek üzere kendimizi donatmamız, yetişmemiz lazım. Bu yönde size üstün başarılar, muvaffakiyetler diliyorum. Çok uzattım ben. Asıl üstadımızı dinleyelim. Hüsnü abi. Mektuplaşmalarından bir örnek okusaydınız kardeşlerimize. Eyvallah. Estağfurullah. Bu mektuplarını yayınlamıştı tabi. Büyük kızı mektuplarını yayınlamıştı. Ben Hüsnü abi başlamadan teberrüken oradan. Çok, çünkü hakikaten çok etkilendiğimiz mektuplar, mektuplaşmalar var. Bu sabah 5 Ağustos 1961. Yasada'dan yazıyor bunu.
Vasfiyan diye Tevfik Bey. Bu sabah senin yıldızını gördüm. Bu yıldız senin diyor Vasfiyan diye. Evet, yıldız benim. Öyle bir yıldızlar var. Bu sabah senin yıldızını gördüm. Ne kadar parlaktı. Uzun zaman onu ve seni seyrettim. Sizleri tekrar evimizde düşünmek bana huzur veriyor. Ziyaretlerine gelmişler, tekrar dönmüşler. Aman ayrılmayın. Dava öyle zannediyorum ayın 15'inden sonraya kalmaz. Süratli gidiyor, hayırlı olsun. 11 ay falan sürüyor biliyorsunuz yasada davalar. Yaz ve sıcaklar da bitiyor. Bir ay bir şey kaldı, göz açıp kafayıncaya kadar gitti. Bana gıpta ettiğini yazıyorsun. Kendininkileri sadece kuru bir vazife telakki ediyorsun. Öyleyse ben yandım. Çünkü bu hususlarda ben daima senin peşindeyim. Sen bir ışıksın bana. İnan bana canım. Sevgili canım. Namazdan sonra yıkanmış bir ruhla seninle konuşuyorum zevk içinde. Dün akşam senin 28 tarihli Dolmabahçe'den perişan döndüğün haleti ruhi içinde yazdığın mektupla Aycaidem'in ve Ayşem'in aynı tarihli mektuplarını aldım. İnan ki Vasfiyem seni o kadar perişan eden hadiseyi öğrenince meşgul oldum. Çünkü o günler sizden birinizi salonda göremeyince aklıma neler geliyordu. Denizde Cahit'in başına bir şey mi geldi veya bir başka hadise mi? Bütün bunların olmadığını düşününce şükrettim canım benim. Tıpkı benim yaptığım gibi. Hayal edebiliyorsunuz ve konuşabiliyorsunuz ya, yeter, bundan hala bir saadet mi olur? Hepinizi büyük sevgilerle kucaklıyorum. Sevgili canım Vasfiyem, biraz evvel yıldızını selamladım, seninle ve sizinleyim. Dün gece dertli dolabı bitirdim. Bilmiyorum bu kitabı okudunuz mu? Okuyan var mı dertli dolabı? Bir kardeşiniz olarak size minik bir ödev vermiş olayı. İsterseniz ve merak ederseniz Nezihe Aras. Nezihe Aras. Dertli dolap. Bir Yunus Emre romanı. Yunus Emre'yi anlatan nefis bir roman. Bu romanın yazılışında da Tevfik Bey'in katkısı olmuş. Nezihe Aras aile dostları. Muhteşem bir roman. Biliyorsunuz Aşık Yunus'un bir şiiri. Benim adım Dertli Dolap. Suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap, derdim vardır inilerim. Hatırladınız mı? Evet. Müthiş bir, evrensel bir böyle mazmun, metafor, dertli dolap. Dün gece dertli dolabı bitirdim, yazsadım okuyorum bunu. Beraber okuduk, beraber okuduk. Beraber Sarıköy'ü dolaştık, Yunus Emre'nin köyünü. Hamdolsun hep beraber Yunus'umuzun köyünü de mezarını da ziyaret etmeyi Allah bize nasip etti. Keşke o zaman Nezihe bu kitabı yazmış olsaydı. Onun gözüyle de Elif'in gezip dolaştığı yollarda dolaşırdık. Belki Allah yine nasip eder. İşte böyle canım benim. Her güzel şeyi gördüğümde ve okuduğumda sensiz olamadım. Seni aradım, buldum. Yunusçu okurken, gözlerim sulanırken hep seninleyim. Diyor. Çok güzel mektuplar var böyle. Sadık abimiz ortaya çıkardı onları, yayınlanması, okumamıza imkan sağladı. Yani Tevfik babamızın bahsettiği konuların hepsinde hiç gözünüzden kaçmaz biliyorum. Aşkı hissediyorsunuz. Allah aşkı ayrı, kul aşkı ayrı olmaz. Aşk kime duyulursa duyulsun, aslında Allah'a duyulan aşktır. Hep öyle söylüyor, Hazreti Mevlana da öyle biliyor. Yunus Emre de öyle biliyor. Bizim eski medeniyetimizin beslendiği manevi önderlerimizin hepsi aynı şeyden bahsediyorlar. Bu aşka ihtiyacımız var. Aşkı anlatacak şeye de ihtiyacımız var. Şimdi ben size hemen soracak olsam desem ki
Yani bu müzik niye lazım olsun ki? Oturup dersinizi çalışalım, işimize bakalım. Nedir bu müzik? Ne işe yarayacak? Yahu desem ki, müzikle ilgili duyduğunuz bir atasözünü söyleyin, bildiğiniz bir atasözünü söyleyin. Hemen aklınıza şu gelecek. Birileri demiştir ki, hep duymuşuz onu, müzik ruhun gıdasıymış. Yani aslında müzik bir gıdaymış ve ruhun ona ihtiyacı varmış. Ve ruha hitap eden, ruhu besleyen bir gıdaymış müzik. Ama aslında müzik böyle bir şey de değil. Çünkü müzik o kadar çok çeşitli ki, tıpkı gıdalar gibi, İnsana çok faydalı olan, mutlaka lazım olan, onsuz hayatta kalamayacağı gıdalar olduğu gibi onu zehirleyecek gıdalar da var. Onu hasta edecek, kötü hale getirecek gıdalar da var. Müzik de böyle. Müziği bir arabaya benzetiniz. Bu arabayı kıymetli kılan o arabanın içinde bulunan şey. Yani bir müziği de kıymetli kılan, o müziğin taşıdığı şey. Tıpkı gıdalar gibi. O gıdaları kıymetli kılan, onun içinde bulunan, o gıdaların taşıdıkları şeyler. O halde, bu ruhun gıdası olan, yani ruhu, evet, yani ruhu besleyecek ve onu daha sağlıklı hale getirecek, daha uzun, daha güzel yaşatacak, o ruhun sahibini de hem de aslında hem ruhen hem bedenen daha iyi hale getirebilecek bir müzik var. Bir de belki ona çok zarar verebilecek müzikler de var. O halde hani şöyle bir tartışma hep açılır, bu müzik helal midir, haram mıdır? Herhalde hangi müzik olduğuna bağlı. Böyle bir şey ise o mutlaka helalden helal, eğer öbür türlüyse haramdan haram olacak. O halde bizim müziği, bize sunulan müziği seçmemiz lazım. Çünkü bu müzik, bizim bahsettiğimiz, bahsetmeye çalıştığımız müzik, işte biraz önce Sadık abimin bahsettiği, Hazreti Mevlana'nın dilinde hayat bulan, o şöyle söylüyor, aşıkî gerzîn serû gerzan serest, akıbet mara beda ser rehberest. Aşıklık ister oradan ister buradan yahut ister oraya ister buraya, nereye olursa olsun sonunda sadece onun tarafına yöneltir. Bakınız, Tevfik İlerinin mektuplarını, Vasfiye annemizin mektuplarını okuduk. Birer küçük örnek lütfetti abimiz. Bakınız, Hazreti Yunus şöyle diyor, aşkı var, gönlü yanar, yumuşanır muma döner. Yani kimin aşkı var ise, onun gönlü yumuşar, mum gibi olur. Bakınız, mum gönüllüler birbirleriyle muhabbetlerini, yazışmalarını duyduk biraz önce. Yahu şöyle buyuruyor Yunus babamız, kime bir zerre aşk düşe, çalap varlığı andadır. Aşk, kimin gönlüne bir zerre düşse, Cenab-ı Allah'ın varlığı onda belirir. Ve bu bizim bahsettiğimiz, bahsetmeye çalıştığımız, size tavsiye ettiğimiz, hepimizin ruhu, ruh ihtiyacı olduğuna inandığımız müziğin konusu aşktır. Ve aşkı terennüm. Sosyal hayat ile ilgili, yani yaşadığımız hayatla ilgili içinde hiçbir umutsuzluk, ümitsizlik, hiçbir isyan barındırmaz. Hiçbir kötü his barındırmaz. Fakat geliniz ki günümüze, biz bugün eski medeniyetimizin, biraz önce yine Sadık abimin sözünü ettiği, 10. yüzyılda yaşamış, Harakani dedemizin övgüyle bahsettiği,
Hazreti Mevlana'nın Elest Bezmi'nin ağazesi. Yani Yüce Allah'ın alemleri yaratırken ruhlarla yaptığı toplantıda onlara hitap ettiği dil diye nitelendirdiği, bundan Allah aşkına bundan daha yüceltici bir ifade olabilir mi? O musikinin biz bugün maalesef çok uzağında ve çok gerisindeyiz. Müzik bugün toplum tarafından bir eğlence vasıtası olarak algılanıyor ve bunun çeşitleri arasındaki farklılıklar belirlenemiyor. Toplum değerlendirme kriterlerini kaybetmiş durumda. Ramazan ayı geliyor. Eyvah, Ramazan yaklaşıyor. Yine televizyonlarda, yine radyolarda o hiç bu yüce dinimize uymayacak, yan yana gelmeyecek müzikleri duyacağız diye endişeye kapılıyoruz. Fakat bu bizim ta Harakani dedemizden bu yana, yani Osmanlı değil, Selçuklu değil, Gazneli değil, Karahanlı. Yani Türklerin İslamlaşma sürecindeki ilk adım olan ve öylece oluşturulmuş medeniyetten beri birike birike, genişleye genişleye, derinleşe derinleşe, süzüle süzüle günümüze kadar yaklaşmış olan bu musikinin biz bugün maalesef çok gerisinde, çok uzağında kaldık sevgili arkadaşlar. Sizlerin bu musikiye yaklaşmanız hem sizler için hem toplumumuz için hem inanç ve hayat değerlerimiz için son derece olumlu katkılarda bulunacaktır. Son derece olumlu katkılarda bulunacaktır. Bizim de bu toplum içerisinde bütün kurumlarımızla aslında sizleri, siz gençleri bu musikiyle, yani bu medeniyetin musikisiyle buluşturma gayreti içerisinde olmamız lazım. Çünkü bakınız, bu insan ruhuna musiki kadar direkt etki eden başka bir kültür ve sanat dalı yoktur. Bir insan nasıl bir müzik dinliyorsa dinlediği müziğe benzer. Eğer caz dinliyorsa cazlaşır, saz dinliyorsa sazlaşır, arabesk dinliyorsa arabeskleşir, pop dinliyorsa poplaşır. Eğer yüksek medeniyetin müziğini dinliyorsa ona benzer. Aslında belki de geçtiğimiz yüzyıllar içerisinde, yani 200 yıldır bu musikinin belki de planlı bir şekilde toplumdan uzaklaştırıldığı bir dönemi yaşadık. Bunun belki de amacı buydu. Keşfedilen şey buydu. Biz bundan uzaklaştırılmak istendik. Belki onun için ortadan kaldırıldı bunlar. Bu bahsettiğim sadece Cumhuriyet dönemini kapsayan bir şey değil. Yani Osmanlı'nın 18. yüzyılın ortalarından itibaren, hatta başlarından itibaren başlayan bir süreçten bahsediyorum. Yani Lale Devri dediğimiz dönemin başından itibaren, Sultan 3. Ahmet döneminden itibaren adım adım bizim bu kültür ve medeniyetten, bu kültür ve medeniyetin musikisinden uzaklaştığımız bir dönemden bahsediyorum. Ama biz bugün eğer o geçmiş medeniyetimizi ve kültürümüzü yeniden tanımak ihtiyacı duyuyorsak, bunun için musikiye çok ihtiyacımız var. Yani o dönemin, o hayatın musikisine çok ihtiyacımız var. Ve eğer geleceğin bir medeniyet tasavvuru içerisindeysek, yine geleceğin müziğini oluşturabilmek için o geçmişin müziğini tanımak, onu sevmek, onunla hemhal olmak gibi ihtiyaçlarımız var. Biz sevgili abimle Allah'a şükürler olsun çok sıkça beraber olma imkanı buluyoruz. Onun tabii birikiminden bendeniz çok istifade ediyorum. Onun yönlendirmelerinden çok faydalanıyorum. Harakani dedemizle ilgili yaptığımız çalışmada biraz önce bahsettiğimiz çalışma bu cümleden bir şeydir. Harakani dedemizin 10 rubaisi günümüze ulaşmış. Yani 10. yüzyılda söylenmiş. 10 manzum söz var. Rubayiler biliyorsunuz 4 satırdan oluşan şiirler.
10 kalmış, günümüze gelebilmiş. Ve tabi Harakani dedemizle ilgili yazılmış olan Alvarlı Hacı Muhammed Lütfi Efe Hazretleri Şabi Süleyman Şadi Efendi divanı var. Onun Molla Camii'nin vesaire büyük şahsiyetleri onunla ilgili söyledikleri sözler var. Onları sizlere ulaştırmak, sizi tanıştırmak için, o duyguları tatmanız için böyle bir çalışma içerisine girdik. Sizlerin günlük hayatınızda şöyle radyoyu açıverdiğinizde, televizyonu açıverdiğinizde ya da internete girdiğinizde rastladığınız müzikler hakkında şöyle bir şey düşünmenizi tavsiye ederim. Yahut şöyle bir şey düşünmenizi ben de sizin hani eğer kabul ederseniz bir büyüğünüz, amcanız, ağabeyiniz olarak bir ödev vermiş olayım size. Şöyle düşününüz, bu müzik neyi anlatıyor? Yani bu neden bahsediyor? Nasıl bir şey var bunun içinde? Çünkü gerçekten de müzik bir anlatım sanatı ve onun bir dili var. Biz farkında olsak da olmasak da onun bizim üzerimize yaptığı bir etki var. Bu sözlerle, yani o müziğin bestelendiği sözlerle kısmen somutlaşan, tamamen değil, kısmen somutlaşan aslında soyut bir etkidir ve güçlü bir etkidir. Sabahleyin dinlediğiniz müzik akşama kadar sizi etkiler. Üzerinizde bir etki oluşturur. Bakın şöyle bir şey, ben söylemiştim onu biraz önce. Onu biraz açayım. Bir insana 40 gün Hint müziği dinletin. Kendisine çarşıdan tişört alırken India yazılı tişörtü tercih eder. Yani yakınlık oluşturur. Yahut 40 gün ona böyle içinde altar bulunan, isyan bulunan, bu arabesk dediğimiz, hakikaten çok zararlı, hem birey için hem toplum için son derece zararlı, son derece zararlı duygular içeren bir müziği dinletin, bütün manevi dünyası alt üst olur, karamsarlaşır, bıkar, belki içkiye başlamak isteyebilir. Çünkü onun içinde böyle şeyler de vardır hep, ölüyorum kederimden. Tutun kollarından düşerim şimdi. İçmezsem ben, meyhaneler benim işte şeyim falan gibi. Olumsuz etkileyebilir. Fakat bu bizim bahsettiğimiz, işte biraz önce Sadık abimin bahsettiği, Dede Efendi'nin müziğini dinlerseniz, onun içerisinde asla isyan olamaz. Bir aşk ve muhabbet vardır. Tüm yaratılmışlara karşı sevgi vardır. Ve geleceğe ilişkin umut vardır. Hep iyi insan olmak, daha iyi insan olmak, faydalı insan olmak, daha faydalı insan olmak için gerekli olan duyuş ve düşünüşler, hissiyatlar vardır. İnşallah öyle ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemlerde bu konu, yani kültür ve sanatın içerisinde bu musiki konusu da devletimizin bütün kurumları tarafından hem resmi hem sivil bütün kurumsallaşmış yapılar tarafından desteklenecek ve önümüzdeki dönemde gençlerin ve çocuklarımızın bu kültürümüzle yahut da bu ve buna benzer kültür değerlerimizle yakınlaşması sağlanacaktır diye ümit ediyorum. Ben bu konularda pek deneyimli değilim. Size aslında neleri anlatmak doğru olur pek de bilemedim. Belki Sadık abim beni yönlendirebilir veya belki siz yönlendirebilirsiniz. Ben böyle anlatıyorum evet. Ama aklınıza takılan bir şey olabilir. Sonra... Siz şöyle dediniz ama ne demek istediniz? Peki şu şöyle şöyleyse bu niye böyle falan gibi aklınıza takılan şeyleri belki siz sorup beni yönlendirebilirsiniz. Var mı sorusu olan arkadaşlar? Buyurun. Şehitler Hazretleri'ndeki
dini tedbirin, yani tedbirin bir tekbir getirildi ama ben dinledim. Yani dini tekbirinde çok çok farklı bir versiyon oluşturmuş. Yani ses olarak kullanılıyor, tutturmalıyor. Bununla ilgili kültür bakımından hiç görüş alır mı anlar var, bilmiyoruz. Dinlediğimiz önemli de, yani yaratılmayın listesinde çoğunluğu tekbirin sanki mozartlaştırılmış gibi şey. Aa, hiç dinlemedim, dinleyeyim onu. Yani çünkü çok şey olmuş. Yani hani müziği biz dinlediğimiz müziği ve bizi yansıtması anlamında söylüyoruz ya. Evet. Fakat müziği sanki Mozart'laştırılmış gibi olmuş ya. Biraz aynı Ernst Mozart'a kadar. Evet. İlginç bir şey söyledim. Hemen dinleyeyim ben onu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Acaba gençlerden böyle hani sorusu olan kimse var mı? Sormaz mısınız? Aklınıza gelse de mi sormazsınız? Ben bir soru sorayım mı? Bu şey Hamidi Veli Sonuncu Babamızın birkaç ilahisi var. Bunlar bestelenmiştir değil mi? Evet, bu zaman içinde değişik besteleri var. Hatta günümüzde yapılmış besteleri de var. Fakat bu bestecilik konusu enteresan bir konu. Yani abi. Bunların bestelenmiş olması çok bir anlam ifade etmiyor. Nasıl bestelendiği çok önemli. Yani Sonuncu Babamızın bahsettiği konunun besteci tarafından çok iyi algılanmaktan öte bir de onun yaşadığı dönemin müziğini yansıtacak unsurlar içermesi lazım. Evet. Ve günümüze de hitap edebilecek bir eser olması lazım. Senden dolu iki cihan, oldum zuhurunda nihan. Gel bulmayam seni ayan, ya Rab, ne ola halim benim. Allah Allah. Dilde kanaat olmaya, bunu biliyor musunuz Sonuncu Babanşehir'in kızlar? Bir ödev daha mı versin? Evet. Çocukların ödevi çok. Sonuncu Babamızın muhteşem şiirini ezberlemek isterseniz harika olur. Dilde kanaat olmaya, gönülde kanaat olmaya, zühd ile taat olmaya, senden hidayet olmaya, ya Rab ne ola halim benim? Yani aramakla bulunmaz bulanlar ancak arayanlardır. Taat, zühd, ibadet, çaba olmadan ne mi ister? Çol gün ki mizan kurula, hak tapusunda durula, halayık oda sürülenin ya Rab ne ola halim benim? Ağlarım üçte zar ile, kaldım diri aya ile, tam vahdete ulaşamadım diyor. Hatta gayrısıyla kaldım ne yazık ki diyor. Bilişmedim sen yar ile, ya Rab ne ola halim benim? Hamidinin gözü yaşı, doldurur dağ ile taşı. Allah Allah. Bilmem neden garip başı, ya Rab ne ola halim benim. Tabi böyle Hacı Bayram Veli Hazretleri gibi çok az günümüze gelmiş sözleri, ilahileri ama iki eserinden bahsettim Sonuncu Babamızın. Belki yine eserler çıkacaktır. Bu şiirlerden bir tanesi, biz ol uşak-ı serbazız, akıl rüşt bize yar olmaz, meyli aşk ile serbestiz. Biz her gün, bize her gün humar olmaz. Bakın şu dörtlük muhteşem. Diriyiz, diriyiz daim, ölmeyiz. Biz hani biliyoruz Kur'an'da ayet-i celle var. Şehitlere sakın Allah için kendini tasadduk etmişlere sakın öyle demeyin. Onlar Allah'ın hay sıfatıyla ebedi dirilik kazanmıştır. Onlar ölmezler, diridirler. Biz eğer kendimizi, sadakaların en güzeli insanın bizatihi kendini Allah'a tasadduk etmesidir. Edebilirsek, edersek ölmeyiz. Diriyiz daim, ölmeyiz. Karanlıklarda kalmayız. Çürüyüp toprak olmayız. Bize leyl-i nehar olmaz. Gecemiz gündüzümüz yok. Yok bizim. Ve toprak bizi yemez diyor. Bunlar tabii beslenmiş. Bestelenmiş tabii çeşitli vardır. Zamanlarda. Yani şimdi şöyle şeylerle çok karşılaşıyoruz.
Bu müzik bir ekonomi oluşturuyor. Yani bir piyasası var. O piyasa oluşturuluyor ve o bir şekilde benimsetiliyor. İşte klipler çekiliyor, bir takım unsurlar var, renkler var, desenler var, cinsiyetler var vesaire. Yani insan ilgisini çekebilecek. Özellikle de bir şeyin farkında olmayan, manaya yönelmeyen, yüzeysel bakan insanın ilgisini çekecek unsurlarla bir şekilde kabul ettiriliyor. Bir takım müzik türleri var. Sonra onun başka başka kesimler üzerinde de etkili olması, yani ticari sahasını genişletmesi için şöyle şeyler yapılıyor. Mesela rap tarzı ilahiler var. Şimdi rap diye bir müzik türü var, biliyorsunuz. Yahut arabesk ilahiler çok var. Yani öyle bir şey oluyor ki, bakın piyasada mesela bir CD çıkıyor, tasavvuf müziği CD'si diye. Bakıyorsunuz sözlere, belki de Somuncu Babamızın şiiri var üzerinde. Fakat o müziği çekseniz ona dansöz oynar. O şiiri çekseniz. Yani işte bu korkunç bir şey. O ticari meta dolayısıyla her kesimden faydalanmış oluyor. Yani her kesimden pazarlanmış oluyor. Bu konularda hep dikkatli olmamız lazım. Hepimizin dikkatli olması lazım. Sadece gençler değil, sizleri yönlendirecek olan büyüklerimizin de dikkatli olması lazım. Yani bu işte ticari oyunların içerisinde olmamalıyız. Eyvallah. Bizim işimiz yani kültürle olmalı, kültür ve sanatla olmalı. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Tekrar hepinize...